yönelik sapık fikirler sözüyle Atatürkçülüğümü kastettiniz diyor Teoman Alili. Şimdi bir kere bu sözü o andaki şeyle birlikte biliyorsunuz önce Orhan Bey kullandı. Burada o hepimiz dinledik. Devrim karşıtları için kullandı bu ifadeyi. Ben şu fikri sapık görürüm. Yani başkasının fikrini kabul etmeyebilirsiniz. Eleştirebilirsiniz ama başkasının fikrini sapık gören, hastalıklı gören, aşağılayan, tezyif eden, hakaret eden fikre ben sapık diyorum. Şimdi Kemalist ideoloji ve Atatürkçülük yıllarca bu memleketin asli unsurlarını tehdit ve öcü gibi gördü. Aşağıladı, dışladı, horladı ve onları ötekileştirdi. Sapık mıdır yani? Dolayısıyla uygulanış şekliyle eğer farklı olsaydı, çünkü bu ideolojiyle hareket edenlere de baktığımız zaman, yani Kemalist, kendisini Kemalist ve Atatürkçü diye tarif edenlerin uygulamalarına da baktığımız zaman ne yazık ki bunu görüyoruz. Mesela bazıları görüyoruz? Net olarak anlayamadık. Aynı şekilde toplumu yani aşağılamayı, toplumun inancını tehdit görmeyi, toplumun inancını hor görmeyi, mesela işte dedim ya az önce örnek verdim. Bu ülkede irtica, yani başörtülü, imam hatipli, sakallı, şalvarlı insanlar irtica kavramı içinde PKK'dan daha tehlikeli diye manşet atıldı bu ülkede. Dolayısıyla bu sapık bir fikirdir. Ama Milli Güvenlik Kurulu'nun kararıydı o. Milli Güvenlik Kurulu da bu zihniyete ise o da sapık fikirlidir. Çünkü toplumu Erbakan da oradaydı. Efendim, kim onaylıyorsa bu manşeti, bu manşeti atan ve bu manşeti onaylayan, çünkü bu kastettiğimiz kesim bu ülkenin insanı. Ve bu ülkenin insanı vergi veriyor, askere gidiyor, vatanına sahip çıkıyor, işte cepheye gönderiyorsunuz. Başbakanın olduğu Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan bir kararı gazete yazmış. Gazetecilere de o kadar saldırmayalım canım. Yani demokrasi varsa Milli Güvenlik Kurulu daha üstel midir? Tamam, eleştirilemez midir? Hayır, eleştirilir ama Erbakan'ın olduğu Milli Güvenlik Kurulu'nda eleştiriyorum. Sonuçta Erbakan'ın oradaki duruşu ayrı bir şeydir. Yani Erbakan'ın orada nasıl mücadele verdiydi daha sonra zaten ortaya çıktı. Kaldı ki şunu da söyleyeyim. Cumhuriyet ideoloji olarak bugüne kadar mesela bazı sağcı ve muhafazakar kesimden konu kaldığınız zaman veya dinlediğiniz zaman şunu derler. Efendim Mustafa Kemal aslında öyle değildi, şöyle dindardı. Mustafa Kemal öyle değildi, şöyle demek istiyor. Hayır, hiç devre gerek yok. Mustafa Kemal fiiliyatı ortadadır. Evet. Nedir? Yapmıştır. Evet. Nedir? Menemen yakılsın demiştir. Doğru. Doğru, işte doğru. Biliyorum. Ama yakılsın deyip de uygulamadı evet, ama. Bakın bir şey söyleyeceğim. Söyledi ama yani ertesi gün o karar uygulandı. Bir dakika demeyin ama devamını söyleyeyim. Söyleyeyim, geliyorum. Efendim sözü mü kestiniz? Evet. Bazı kelleler gidecektir demiştir, gitmiştir. Bu hiçbir kelle gitmedi orada. Şimdi bakın. Hangi efendim, anda bakın söylediğini bunları biliyorsunuz ama orada kelle falan gitmedi. Ama bir şey söyleyeyim, bu sohbet uzadığı zaman Türkler evet. Bey haklı olur. Ama yani kelle orada gitmedi ama. İki cümleyle bağlayalım, haksızlık olmaz. Yani mesela söyleyelim yani. 19 ezan Türkçeden tekrar aslına döndürülürken tartışma yaşanıyor. Kudret Gazetesi başyazarı Hikmet Bayur, Mustafa Kemal asla böyle bir şey istemezdi. Ona rağmen yapıldı falan. Halbuki 1932'den itibaren Türkçe ezan okunuyor. En güzel cevabı Falih Rıfık'ı veriyor. Diyor ki hayır ben 15 yıl yanında bulundum. Eğer o yaşasaydı sen şimdi namazı da Türkçe kılıyordun. Çünkü muhafazakar ve sağcı kesimde Atatürk'ü çünkü koruma kanunu var. Garibim İsmet İnönü yoktu. Herkes İsmet İnönü sataşıyor. Ama Mustafa Kemal'i koruma kanunu, bu da onun için bir ayıptır. Kanun var. Ama Türkçe ibadetini ne kadar gündeme getiren Kemalizmin bir oyunu mu? Yani istemiyor musunuz böyle bir şey? Olsa hayır, olur mu şu anda? Kesinlikle istemiyoruz. Bir de şu var, bunu dayatanlar ve gündeme getirenlerin de namazla ve ibadetle alakası olmayan. Yani böyle bir şey demeye hakkınız yok. Bir tane örnek bence, verin. Namaz kıldığı halde, bakın namaz kıldığı halde bunu talep eden bir kişi gösterin. Ben çok biliyorum. Ben çok biliyorum ben diyorum. Ben bilmiyorum. Bak siz bilmiyorsunuz. Ben çok biliyorum diyorum. Yani. Ve mesela Demokrat Parti gelince aslında kaldırmamıştır. Yani Türkçe ezanı yasaklamamıştır. Evet. Sadece Arapça ezan yasağını kaldırmıştır. Kemalist devrimle birlikte, 32 ile birlikte. Evet. Bakın kanun çıkmamasına. Türkçe ezan kanunu 1941'de çıktı. İsmet İnönü döneminden çıktı. Evet. Ve ama ondan önce bu 10 yıllık, 9 yıllık süreçte kanun olmadığı halde bu ülkenin insanları sadece tekbir getirdiği mırıldandığı için hapislere tıkılıp ceza aldılar. Bu döneminde mescitler karargah olarak da kullandı. Şöyle karargah, yani savaş kararı orada, yani danışma meclisi orada toplanıyordu. Neydi? Camiler neyimiz? Kışlamız. Öyle miymiş peygamber zamanında? Evet, öyleydi. Ha, çünkü Hazreti Muhammed döneminde camiler kışlamız mıydı? Şunun için söylüyorum. Yani orada peygamberimiz biliyorsunuz aynı zamanda bir devlet başkanı. Evet. Yani bir yargıç hüküm de veriyor, ordu savaşa da giriyor, devleti de yönetiyor. Evet. Aynı zamanda peygamberlik görevi de var. Evet. Burada karar alıyor. Evet. Mustafa Kemal'in sözü çok manidardır. 27 Şubat
sanıyorum. 17 Şubat Balıkesir Hutbesi çünkü. Mesela der ki camiler birbirimizin yüzüne bakmak ben için toplanacağımız şimdi yer değildir. Evet. Dünyevi meseleleri de konuşmamız için uygun mekan. Çok tam İslam'ın ruhuna uygun mescit doğru tarifi budur. Ancak işte Cumhuriyet sonrası dini camiye hapsetme ve vicdanları hapsetme projesiyle birlikte işte cami asli fonksiyondan uzaklaştı. Demek ki Atatürk'ü eleştirme noktasına, Atatürk'ü savunma i̇şte noktasına geldik. Biz de hayır. Ben evet, şunu söylüyorum. Evet, evet. Mustafa Kemal milli mücadele, Cumhuriyet'in ilanına kadar ki yaptıklarına imza atıyoruz zaten. Ondan sonra ciddi olarak bu milleti yanıltmıştır diyorum. Nasıl yanıltmış mesela? Nasıl yanıltmıştır? Bakın. Balıkesir Rütbesi'nin tarihi ne? 1927 mi 33 mü? Hayır, 27 değil. Hayır. 21 sayı. 17 Şubat 1927. Yani milli mücadele yılları. Evet, Balıkesir Rütbesi'nde söylüyor bunu. Evet, evet. Balıkesir Rütbesi 1933 değil mi? Yanlış mı? Hayır. Asıl Balıkesir Rütbesi 1933'te. Atatürk günü 33'te söylüyor. Diyor ki camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkacağımız yer değil. Hayır, bu söz orada var. Bu söz orada var. Fethiköy'e hutbeye herkesi kurtulsun. Tamam, Zahmetpaşa Camii'nde. Zahmetpaşa Camii'nde. Şimdi burada şuraya gelmek istiyorum. Buyurun. Mustafa Kemal mesela örnek veriyorum. Neden 23 Nisan diye bir dosya yaptım ben. Meclisi neden 23 Nisan'da açtım? Buyurun, biliyorsunuz ilk Cuma önce. Tamam. Ve orada telgraf kendi biliyorsunuz evet, tamimi vardır. Onun kutsiyetinden yani. Der ki kutsiyetinden faydalanacağız. Evet. Hatmi şerifler indireceğiz. Salavat-ı şerifler getireceğiz. Doğru. Kurbanlar keserek dualarla meclisi açıyor. Doğru. Ve aynı şekilde Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktıktan sonraki sürecine de baktığın zaman padişaha halifeye çektiği telgrafları da biliyoruz. Evet. Dolayısıyla burada şu var. Milli mücadele bir cihat ruhuyla İslam mücadelesi İstiklal Harbi olarak yapılmış. Cihat mı diyor, mücahede mi diyor? İşte aynı şey. Evet, birisi mastarıdır. Mücahede biraz daha geniş kalmış. Ama şeye geldiğimiz zaman içinde. Cumhuriyet'in devrimlerinden sonra işte az önce bahsettik. Yani yollar ayrılıyor. Batıcı bir yöne çeviriyorsun yolu. Bir yanıt vermediğim ama. Ve millete rağmen bir devrim yoluna giriyorsun. Hı. Bu defa millet de ciddi bir hayal kırıklığı oluşuyor. Yani biz bunun için mi savaştık noktasına geliyor millet. Dolayısıyla şey bana göre Mustafa Kemal bu milleti yanıltan en büyük liderdir de diyebiliriz. Peki ben bir yanıt verebilir miyim? Ya Muharrem Bey.